Öyle midir Ersan Şen? Sizinle başlayalım Afganistan dosyasını konuşmaya. Evet. Ben tabii Afganistan meselesini hukuki sınırlar içinde açıklamadan evvel şunu söylemek istiyorum. Afganistan kanaatimce sadece coğrafi tanımlar itibariyle var olan ama gerçek anlamda millet kimliğini kazanamamış, millet derken ulus geçmişiyle, devri. Evet, geleceğiyle, doğmuş, doğmamış, çocuklarıyla. Çünkü yaşayana halk diyoruz ama millet dediğimiz kavram çok daha geniş. Millet olamamış, millet olamadığı için ordusu olamamış, ordusu olamadığı için gerçek anlamda devletleşememiş. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra baktığınız zaman süreçlere ulus devlet anlayışının ortaya çıktığını ve bunu biz de yaşamış bir memleketin evlatları olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bir millet kimliğini oluşturduğunu, Türk milleti adını verdiğini, hatta çok önemli bir tanım da yapmıştır Türk milletiyle ilgili. Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan Türkiye halkına Türk milleti denir demiştir. Bu çerçevede Afganistan'da bunu göremiyoruz ve göremeyeceksiniz. Ben Afganistan'da yaşananları 2001 yılında değerlendirdiğimizde 11 Eylül efendim işte Amerika Birleşik Devletleri'ne düzenlenen saldırı sonrası teröre efendim işte orada tekrar terörün önlenmesi, durdurulması, oralara hukuk, demokrasi getirilmesi adına bir çabanın içine girdiğini iddia eden Amerika Birleşik Devletleri kanaatimce 20 yıl süresince o memleketi, o toprakları sömürmüştür. Bu emperyalist anlayışa da uygundur. Bu maden kaynakları üzerinden olur, insanlar üzerinden olur. Ancak görünen o ki Irak'ta olduğu gibi buraya da zaten millet olamamış, parçalanmış ve bundan sonra da o Asya'ya, yani Orta Asya olarak değerlendirebilirsiniz, pimi çekilmemiş en bombasını bırakmış halde Amerika Birleşik Devletleri bu toprakları terk ediyor. Hiç kimse, ben tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü yücelterek konuşmayacağım ama hiç kimse Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda başarısızdı. Efendim işte artık o 1945 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonyası bitti şeklinde algılayıp düşünmesin. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı şu açıklamayı iç siyasete dönük net bir şekilde yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin an itibariyle menfaati kalmamıştır. Bu şu demektir. Artık bu iş onlara pahalıya mal oldu. Zaten bu ana çok kadar, büyük pahalıya mal oldu. Bu ana kadar ciddi bir kaynak sömürüsü olmuştur. Siz buna ister uyuşturucu ticaret üzerinden değil, astarı yüzünden pahalı yani. Evet, lityum kaynakları üzerinden değil. Bu görünür açıklaması ama ben görünmeyen açıklamasında bunlar tabii beni aşan ama bir entelektüel olarak takip ettiğim okumalardan Çin'in kucağına da bir büyük bomba bıraktı. Evet, şimdi bıraktım. Orada Türkiye Cumhuriyeti'nde işin içinde yer almak istediği bir kuşak bir yol projesine karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa Birliği'nin ciddi bir ticaret yollarını elinde tutma çabası ve beraberinde kaygısı bulunmaktadır. Hemen yakınımızda Pire Limanı'nı almıştır Çin Halk Cumhuriyeti. Bu çok bilinmez ama önemli bir gelişmedir. Ve Türkiye Cumhuriyeti de bu sürecin içinde yer alma gayretinde olabilir. Ancak dediğimiz gibi ben yakın zamanlarda bunu söyledim. Amerika Birleşik Devletleri'nin artık Orta Doğu'dan olan o algısı veya isteği daha ziyade Pasifik ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne doğru yani Amerika yine yenildi cümlesine ifadesine katılmıyorsunuz. Hayır, kesinlikle. Çünkü dünyanın en büyük silah gücü. Dünyanın bütün ülkeleri topladığınızda tek başına en fazla yıllık silah yatırımını yapan bir memleketten bahsediyorsunuz. İnsan ihtiyacını vekalet savaşlarıyla fazlasıyla karşılayabiliyor. Bu çok önemli. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bunu özellikle Rus işgalinde, yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Vietnam olarak tanımladığı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tahrik ettiği ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin sonu olan bir savaşta bunu denedi ve Usame Bin Laden'i hatırlarsanız ciddi destek, hatta helikopterlerle gönderilen paralardan, atılan paralardan hepsinden bahsedildiğinde bunların kimisine göre şu açıklamaları olabilir. Efendim işte biz Kurtuluş Savaşı veriyoruz, biz memleketimizi kurtarıyoruz, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı memleket kurtarmak bu şekilde olmaz. Amerika Birleşik Devletleri zaten Taliban hususunda, El-Kaide hususunda işin içinde. Bir dalgın bir barışık elbette sürdürüyor süreci ama
kontrolünü kaybettiği dönemler olsa bile PKK'nın her zaman eli üstünde. Afganistan diye bir iç barışın, huzurun olduğu memleket göremeyeceksiniz. Bunu tarih yazmayacak bence. Orası geçmiş. Sahada önünde çok büyük engeller oldu. Olamamasının sebebi şu. Çünkü bir millet değiller. Öyle bir algıları yok. Belki bizler anlayamıyoruz. Ulus olabilmeyi sağlayamamışlar. Yani baktığınızda ulus olamadığınızda milli bir ordunuz, milli ordunun desteklediği devletiniz olamıyor. Şimdi şu söyleniyor değil mi? Efendim biz ne kadar acı, ben size başka birkaç tespitimi. İşte biz bu kadar kolay teslim olacaklarını zannetmiyorduk. Bakın teslim olmayacaklardı demiyor. Bizim planımızda 60 gün, 90 gün vardı. Vardı. Niye vardı biliyor musunuz? Sizin bizim unutmadığımız ama en azından kıymetli seyirci dinleyiciye hatırlatalım. 29 Şubat 2020 tarihinde Doha'da bu işin fitil ateşlendi ve hiçbir NATO üyesi, Türkiye Cumhuriyeti dahil veto hakkını kullanmadı. Ya sen ne yapıyorsun? Çünkü o sözleşmeyi okuyun. Baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri şahsi olarak devleti adına aktetmedi o sözleşmeyi. Yanında NATO'nun birlikte hareket ettiğini iddia ettiği devletlerle birlikte, bu devletlerin içinde Türkiye Cumhuriyeti de vardı. An itibariyle bugüne kadar böyle bir vetoyu en son 14 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen NATO toplantısında göremediğimiz gibi yine NATO sözleşmesinin 4. maddesini işletmek suretiyle ancak bugün toplanabildiler. Ve çıkan mesajlar hiç de öyle iç açıcı değildi. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür. Neticede şu anda orada askeri varlığımız, çünkü bir askerimiz bile olsa eğer Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına orada bulunuyorsa orada senin askerin var demektir. Bunun sayısı önemli değildir. Bu çerçeveden baktığınızda şu anda Afganistan hangi, yani biz hukukçular öyle yaparız, hukukçular öyle der, hangi taraftan baktığına bağlı ama baktığım ve gördüğüm manzara şu anda etrafına, komşularına bakın. Sizler bunu biliyorsunuz, sadece tekrar için söylüyorum. Doğu güneyinde Pakistan, batısında İran, kuzeyinde Türkmenistan, yine kuzeyinde Özbekistan, yine kuzeyinde Tacikistan, doğusunda Çin olan bir memleketten bahsediyorsunuz ve bu memleket son derece elverişli bir şekilde şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin iştahını kabartmış şekilde orada pimi çekilmemiş el bombası olarak bırakıldı. Biz neyi tartıştık? Şunları tartıştık işte. Orada bulunalım mı bulunmayalım? Ben size söyleyeyim, hukuki olarak açıklama istiyorsanız. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir karar çıkarır. Karşınızda orada iktidar mı değişecek, rejim mi değişecek? Şu anda de facto bir hükümet dahi yok orada. Yani siz de jure'yi bırakın. Yani fiilen teşkil edilmiş geçici cumhurbaşkanının veya o Amerika Birleşik Devletleri'nin ile birlikte akt ettikleri sözleşmeye uygun hareket ettikleri, etmedikleri, resmi ilan ettikleri, tanınıp tanınmayacağı dahi tartışmalı olan bir hükümet yok. Rejim değişikliğinden bahsediliyor, bayrak değişikliğinden bahsediliyor, isim değişikliğinden bahsediliyor. Bir anayasa değişikliğinden bahsediliyor. Hepsinden bahsediliyor ve insanların beklentisi şu anda. Onları biz hissediyoruz. Afganistan'da bir iç savaş. Hı hı. Yani bugün bazı isimlerden bahsediliyor. İşte Ahmet Şah Mesut'un önderliğinde. Bunlar bir de çok acı, oradaki insanlara kan ve gözyaşı getirecek ama bir çözüm aracı olarak sunuluyor şu anda. Aslında Taliban kazandı olarak bakmıyor mesela işte uzmanlar. Ama çünkü işte sahada burada İpek Hanım ne oluyorsa oradaki garibanlara, zavallı insanlara onlar oluyor. Onlara bizler dahil hiç kimse... Esasında bakmayın, o coğrafyada belki yaşayanlar bunu hissediyordur. İnsan gözüyle bakmıyoruz. Ve bizim açımızdan, Türkiye Cumhuriyeti'ne döndüğünüz zaman, oradaki bulunup bulunmamada o hukuki süreci işletirsiniz. Bizim şu anda en büyük sıkıntımız işte kontrolsüz veya işte kabul mümkün olmayan bir düzensiz göç ve karşı karşıya mı Türkiye Cumhuriyeti? Elbette karşı karşıya. Bunun olmadığını söylemek mümkün değil. Bugün her yapılan açıklamaya, asılan flamaya, pankarta siz Türk Ceza Kanunu artık bir torba hükmü haline getirilen 216. madde, yani halkı kin ve düşmanlığa tahrik denilen bir suçu esasında objektif cezalandırılabilme şartının olduğu, suçun oluşmasının son derece güç olduğu bir madde metni üzerinden istediğiniz kadar kanun kitap değiştirin, gözaltını, tutuklama tedbirini zorlaştırın ama Türkiye Cumhuriyeti'nin ciddi iki sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Birincisi, bu çok önemli, kanuna kitaba uygunluk, yani anayasanın, kanunun
olup olmaması, eksik olup olmadığına dair eleştirilerden ziyade bunların sahada herkese eşit, çifte standartsız, muhalefette olana da tatbiki ve ikincisi çok önemli. Biz bunu ormanda da yaşadık, selde de yaşadık, bugün de yaşıyoruz. Şeffaflık, devlet olarak ne yapacaksın? Çünkü şu açıklamalar doğru değil. Efendim bunun kararını bireyler değil, devlet verir. Hayır, devletin sahibi millettir, halktır. Siz sadece kamu kudretini millet yani yaşayan halk adına kullananlarsınız. Bunlar da hesap, kitap, her şey yapılacak, açıklanacak. Nedir kafanın arkasındaki? Yoksa insanlar o açıklamalar zamanında yapılmadığında, doğru yani sahih bir şekilde nakledilmediğinde insanlar değişik komplo teorileri üretir. Türkiye Cumhuriyeti'nin an itibariyle en önemli meselesi artık isimlendirmekten bile insanlar çekiniyor. Diyor ki efendim diyor, siz bunları söylüyorsunuz işte bu tepki oluşuyor. Toplumda, halkta infial. Hayır değil kardeşim. Şu anda güneş balçıkta sıvanmaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriyelilerden sonra. Suriyeliler geçici koruma altında olanlar. Ama bunlar kim? Nereden geliyorlar? Nereye gidiyorlar? Belli olmayan bir süreçte. Amerika Birleşik Devletleri açıklama yaptı. 14 Haziran toplantısıyla ilgili bizim Türkiye Cumhuriyeti ile hiçbir anlaşmamız yok dediğinde, bu açıklama resmi kaynaklardan zamanında gelemediğinde ve birdenbire 14 Haziran sonrası sınır kapılarında bu tür insanları bir de sokaklarda elini kolunu sallayarak dolaşır gördüğünde, bunun hesabını millet sorar. Bunu hukuk devletinden sorarsın. Hiç kimse de şöyle bir açıklama yapamaz. Efendim biz faşist değiliz. Biz ırkçı değiliz. Biz efendim çok vicdanlıyız. Biz ensarız. Bunlar bir hukuk devletinde toplumsal mutabakatla milletine yani yaşayan halkına, topluma oluşan bireylerine can ve mal güvenliği sözü veren devletin söyleyeceği sözler değil. Devlet şöyle bir taahhütte bulunur. Devlet der ki vatandaşına, Türkiye Cumhuriyeti unutmayın ki hukuki sıfat itibariyle Lozan Barış Antlaşması'ndan bu tarafa Türk vatandaşlığı esası üzerinden gider. Yani ulus devletini, senin kimliğini oluşturan o altındaki dinin, mezhebin, aidiyetin, etnik kimliğinin hiçbir önemi yoktur. Aynı Mustafa Kemal Atatürk'ün bu kimliği oluştururken söylediği gibi orada, o toplumda Türk vatandaşı olarak yaşayan ve kamu kudretini kullanma yetkisine, dolayısıyla devlete ve dolayısıyla ülkeye sahip olan memleketin evlatlarına idareci konumunda olan devlet her şeyi şeffaf bir şekilde açıklamak, ikna etmek ve ona göre değerlendirme yapmak zorundasınız. Aksi halde insanların tepkilerine, kızgınlıklarına ve hesap sorma yönünde devleti yönetenlerin bunları anlatmasına, davet etmelerine kızmayacaksınız, sitem etmeyeceksiniz. Tekrar söylüyorum, bu son cümle, sorunuz olursa cevap vermek isterim. Suriye meselesinde Türkiye Cumhuriyeti... Buraya gitmeden bir şey söyleyeyim hocam. Bir cümle söyleyip bitireceğim burayı. Suriye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti Suriye meselesinde mevcut olduğu, bağlı olduğu kanunlar ve uluslararası sözleşmelere uygun gidemiyor şu anda. Bak gidemiyor diyorum, gitmiyor demiyorum. Gidemiyor, açıklarım. İkincisi, bu gelenler konusunda... Yani hudut namusturun üzerinden başladı. Ben size farklı bir yer getireyim. Daha hukuki olsun. Böyle bir tartışmanın içinde. Hudut vatandır. Çünkü siz bunu Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünde de görürsünüz. Hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır der. O sattı bütün vatandır dediğinizde her ülkenin sınırları kendi topraklarındadır. Ara boş yerler vardır. Oralara girmezler. Belki bunları bilirsiniz. Gazeteci olarak sizde de birinci ve ikinci güvenlik bölgeleri vardır orada. Türkiye Cumhuriyeti'nin o şeyine, sınırlarına baktığınızda kara sınırlarına, kara kuvvetleri komutanlığının güvenliği, güvencesi altındadır. Oraya baktığınızda o hatta yukarıda Erzurum'da 9. kolorduyu görürsünüz. Aşağıda hudut birlikleri.